Web Tekno'dan ve güzel bir İzmir gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'a yepyeni bir scooter incelemesine hoş geldiniz diyeceğim ama bu araca scooter demek biraz haksızlık olur gibi çünkü sahip olduğu kilometre kapasitesi, hızı, ayak koyma alanının genişliği ve oturma alanıyla birlikte Imovi Cruiser S çok farklı özelliklere sahip. Şimdi gelin bu aracın sınırlarını biraz zorlayalım. Şimdi size öncelikle bir Imovi'den kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Imovi 5 yıldır yaklaşık piyasada olan ve Kaliforniya merkezli sürekli gelişim gösteren bir şirket. Şu anda dünya çapında aktif olarak 50 bin tane kullanıcısı var. Genel olarak da hem tasarım hem de verimlilik anlamında güzel işler çıkarıyorlar diyebilirim. Şimdi isterseniz bu dış görünüşünden başlayalım. Scooter'ın 5 renk seçeneği var arkadaşlar. Kırmızı, siyah, beyaz, turuncu ve bizim elimizde bulunan mor. Yaklaşık 23 kilogram ağırlığında ve kısa mesafe yanınızda rahatça taşıyabiliriz. Şu anda kapalı durumda arkadaşlar. Burada şu şekilde tutup kaldırabiliriz. Biliyorsunuz, direkt götürebiliyorsunuz istediğiniz yere. Yan tarafında bir tane kolçak var. Bu kolçağı tutup çektiğimde direkt boşa düşüyor zaten ve kaldırarak şöyle direkt kilitliyorum. Kollar içinde yine aynı kilitler var arkadaşlar. Böyle çevirdiğimde kendisi otomatik olarak açılıyor. Aynı şekilde boyunuza göre de şöyle yüksekliğini ayarlayabileceğiniz kenardan sıkabiliyorsunuz yine. Bir alan bulunuyor. Ben bunu genelde en üstte bırakıyorum. Ya 1.85 boyundayım. Bana göre bu yeterli geliyor. Siz kendi boyunuza, kendi zevkinize göre ayarlarsınız. Benim en sevdiğim kısmı ise bu geniş ayak koyma alanı arkadaşlar. Uzunluğu 53 cm, eni ise 25 cm. İki ayağınızı yan yana koyarak ya da kafanıza göre artık hangi çeşitte sürmeyi seviyorsanız kolayca bunu yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da 160 kilometrelik bir kaldırma kapasitesi var. Bu da piyasanın en yüksek oranlarından birisi. Ben yaklaşık 10 gündür Imovi Cruiser S'i kullanıyorum arkadaşlar. Bayağı ev ofis arası. Bundan sonra tabii yaz ayları geldiği için biraz daha rahat kullanacağım. Aynı şekilde bence bu dönemlere daha verimli oluyor. Süspansiyon konusunda benim bugüne kadar kullandıklarım arasında en iyisi diyebilirim. Yolun her detayını size hissettirmiyor. Bir araç içinde olmadığınız için bu tarz scooterlar normalde yolu size hissettirir ve çok uzun süre gidemezsiniz. Rahat edememeye başlarsınız. Imovi Cruiser S bu konuda iyi bir performans veriyor. Aynı zamanda bu gördüğünüz yükseklik aralığı gerçekten çok iyi. Bizim mesela sokakta bir kasis var. O kasisi geçen scooter ben daha görmedim, öyle söyleyeyim. İlk defa Imovi Cruiser S'le gördüm. Kasislerde, ince çukurlarda ya da çıkıntılarda diyeyim, takılma konusunda çok daha verimli. Ayrıca delindiğinde kendiliğinden iyileşme özelliğine sahip. Araba sınıfı 10 inç havalı lastiklere sahip. Havalı tubeless lastik olarak geçiyor bunlar. İçinde bir şambrel yer almıyor arkadaşlar ve çok daha sert, aynı zamanda da dayanıklı bir yapıda. O yüzden de diğer lastiklere göre neredeyse %90 daha dayanıklı diyebiliriz. Yani güvenlik ve sağlamlık konusunda da sınıfı rahatça geçiyor. Bu arada aynı zamanda tak çıkar kablolarla da elektroniklerin değişimi çok kolay alıyor. Mesela arka motoru tak çıkar kabloyla kolayca çıkarabiliyorsunuz. Hatta lastikleri bile yine kolaylıkla tek başınıza değiştirebilirsiniz. Motor arka kısımda yer alıyor ve 1600 watt'lık bir güce sahip. Bu da 52 km gibi bir hıza çıkabileceği anlamına geliyor. Burada bir scooter menümüz var arkadaşlar. Sağ kolun üst tarafında yer alıyor. Bunun çeşitli modları var. 3 modu var. Bunların 3. moda geldiğinizde hız kapasitesi biraz daha yukarılara çıkıyor. 1. modda biraz daha sakin gidiyorsunuz. 20, 25 ve çok daha üstü gibi düşünebilirsiniz. Valla tam 52 yapar mı bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben kendi adım hani çok fazla hız yapmayı tercih eden biri olmadığım için dibine kadar denemedim. Ancak bizim yaptığımız testlerdeki maalesef güneş olduğu için çok fazla kadranı size gösteremedik ama ya 35-37'leri çok rahat görüyor. Hani bıraksam daha gidecek ama ben bırakmaya çekiniyorum. Bu yüzden vaadini karşılıyor diyebilirim. Sürüş konusunda arkadaşlar Sin Wave kontrolüyle akışkan bir sürüş vaadi var ve bunu gerçekleştiriyor gerçekten. Bu sürüş sırasında risk yaşamamak için elbette güvenlik önlemleri de alınmış. Araç üzerinde bir adet kornamız var arkadaşlar. Hatta şöyle basayım size. Anahtarla çevirerek açıyoruz bu arada. Rahatsız edici denebilecek ama zaten olayı da dikkat çekmek olduğu için. Manuel olarak açıp kapatabileceğimiz bir ışığımız var arkadaşlar. Bunlar da özellikle akşam saatlerinde yolu aydınlatmak için oldukça iyi oluyor. Çünkü yani karanlık bir yoldan, ışıksız bir yoldan geçiyorsanız tek ışık bu oluyor sizin için. Ve bir de sinyalimiz var. Bu çok fazla scooterlarda bulunmayan bir şey. Hem sağ hem de sol tarafa döneceğinizde bu arka panellerde yer alan sinyalle en azından arkanızdakine o bilgiyi verebiliyorsunuz. Hem önde hem arkada X-Tech hibrit 2 tane fren yer alıyor. Ayrıca 18650 hücreli LG pile sahip bir bataryası var. Bu batarya sayesinde şarjımız çok uzun süre gidecektir. Aynı zamanda da şarj ettikçe batarya ömrü çok daha yavaş azalıyor. Bu arada bir de fren yaptıkça elektrik de üretiyor. Bu sayede de tabii şarjdan biraz da olsa tasarruf sağlıyor. Şimdi menzile geleceğim çünkü bunu duyunca şaşıracaksınız. Imovi Cruiser S'in 100 kilometrelik bir menzili var. Yani bu menzil beni şimdi Manisa'ya götürüp getirebilecek seviyede arkadaşlar. Yani utanmasam alır bunu, şehirler arası yol yaparım. Şarj olma süresi de yaklaşık 9-12 saat arkadaşlar. Yani akşamdan taktığınızda sabaha çok kolay bir şekilde full şarjla tekrar aracınızı elinize alabiliyorsunuz. Ama şimdi gelin istiyorsanız bir menzil testini yapalım. Tabii ki 100 kilometre gitmeyeceğim ama toplam kilometre kapasitesine bir bakalım. 10 kilometre bir yol yapalım. Bakalım bunun sonunda elimize ne kadar kalacak. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle kontağımı açıyorum. 52.9 volt görüyoruz. Bu da batarya volt skalasına baktığımızda %65'lik bir şarj miktarı anlamına geliyor. Ve
Şimdi ben bir 10 kilometre yaklaşık yol yapacağım. Ondan sonra tekrar buluşalım. Bakalım menzil ne kadar azalmış olacak. Hadi görüşürüz. Evet, tekrar selam. Aşağı yukarı hesapladığımız noktada bitti arkadaşlar. Şurayı yakından görebiliyor muyuz? Ben size söyleyeyim, 8.4 yazıyor arkadaşlar. 10 olmamasının sebebi de şu, yaklaşık 2.2 kilometre sonra durduk yolun başında. GoPro burada takılıydı ama açı değiştirelim diye buraya aldık. O durduğumuz birkaç dakikalık aralıkta meğerse trip kendini sıfırlıyormuş ve 8.4 şu an 2.2 kilometre oradaydı. 10.6, 10.5 kilometre. Peki menzil ne kadar gitti dersiniz? 52.8 voltla bitişimizi yaptık. Tekrar batarya volt skalamıza baktığımızda şarjımızın %50-55 arasında olduğunu görüyoruz. Yani 10 kilometre yol gidip yaklaşık %13 şarj kaybettik diyebilirim. Full şarjda bize 100 kilometrelik bir menzil sunuyordu. Yani %13 kaybettiğimizde aslında 13 kilometrelik bir menzil kaybımız var. 10 kilometrede 13 kilometre gerçekten çok iyi bir miktar. Bunun tabii ki birçok sebebi vardır ama bir tanesi de fren yaptıkça tekrar enerji kazanabilme durumu. Bu arada belki çok daha fazla da çıkardı. Ben 100 kiloya yakınım. Yani optimal kilonun aslında kağıt üzerindeki kiloların üstündeyim. Çok rüzgar vardı bir yerde. Zaten saçımız başımız dağıldı. Farklı yollara girdim bilerek acaba ne kadar gidecek diye. Ama gerçekten gitmesi gerekenden bile az gitti diyebilirim. Bu konuda da ayrıca tebrik edeceğim. Şimdi size bu scooter'ı çok daha konforlu ve daha üstünde bir hale getiren oturmalarından ve bunu nasıl taktığımızdan bahsedeceğim. Ama bak, güneş tepemizde, bir parça bulut yok. Şu arkaya bir yere, gölgeye gidelim. Hemen geliyorum. Dostlar vallahi bulduğumuz ilk gölgeye oturduk. Güneş sağ olsun İzmir daha yaz gelmeden bizi yakmaya başladı. Ama bu yazlarda neyle yolculuk edeceğiz? Tabii ki arkadaşlar bizim scooter'ımızı biraz daha iyi bir araca, hatta motora daha çok yaklaştırabilecek birkaç tane daha ekipmanımız var. Zaten bu scooter bir kutu içinde geliyor. İsterseniz kutudan açıp birkaç dakika içinde kendiniz kurabilirsiniz. İsterseniz de gidip mağazasından direkt satın alabilirsiniz. Biz kendimiz kurmayı tercih ettik ama birkaç dakika sürdü zaten. İçinden şu şekilde bir bagaj kutusu çıkıyor. Burada zaten vida için yerler olduğunu görebiliyoruz. Hem bagajımızı hem de oturma yerimizi bir kuralım. Siz de bunu bir görün. Ondan sonra devam edelim. Dostlar şimdi ilk işlemi tamamladık. Burada bir bagajımız olmuş oldu. Tasarımı bence tatlı. Ben bu tarz askeri görünüm mü derler? Bu tarz görünümleri seviyorum. Şöyle yandan kolçakları açtığımda burada böyle sünger bir yumuşak alan olan, ki bunları çıkartırsanız aslında içerideki alanınız daha da derinleşmiş oluyor ama ne bileyim işte anahtar koyarsınız, telefon bir şey koyarsınız, içine rahat rahat gider. Onu da kapatırsın şöyle. Bu şekilde kullanabilirsin. İsterseniz de zaten buradan çıkardıktan sonra burada bir kolçağı var. Onunla da ayrı bir zamanda da ayrı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Siz yolda giderken de bu şekilde arkanızda duracak ve varsa bir malzemeniz bunu onun içinde muhafaza edebilirsiniz diyorum. Şimdi bu bir artı. Bunun dışında bence daha ayırt edici bir artısı var. O da aha da bu gördüğünüz koltuk. Şimdi size hızlı bir şekilde bu koltuğu monte edeceğim. Onun için burayı tekrar çıkarmam gerekiyor. Bu arada bu gördüğünüz vidalar ve aslında alyan anahtarları arkadaşlar ürünün içinde size geliyor. Biz şu an kendi ekipmanımızı kullanıyoruz tabii ama bu gördüğünüz vidalar, onlar bunlar hepsi ürünün içinde yer alıyor. Yani sadece bu vidaları çevirmek için birazcık kas gücüne ihtiyacınız var. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Evet, şimdi bitirdik bütün işlerimizi. Elimizde şöyle bir oturağa sahip olan scooter'ımız olmuş oldu. Şu güzelliğe bak yarabbim. Evet, şöyle bir bakın bir oturayım sizin için. Hazır mıyız? Görüşürüz. Bay bay. Bir yandan böyle yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Yani konfor konusunda yine iyi. Neden diyeceksiniz? Çünkü uzun bir menzil sunuyor size. Evet, ama bunun yanında da yine bir oturma yeri katarak bu menzili daha konforlu ve kolay bir şekilde aşabilmenizi sağlıyor. Böyle ayaklarınızın falan kilitlenmesine gerek yok yani uzun mesafede. O yüzden bence gayet güzel. Vallahi böyle daha rahat ya arkadaşlar. Bir yandan motor, bir yandan scooter. Gayet uzun mesafeye rahatça giderim yani. Benim evimle ofisin arası yaklaşık 5 kilometre. Ben bunu günlük kullanırım. Her günler gün araba mı kullanacağım yaz zamanı? Bak esiyor da. Evet, son olarak buradan da geçmişken hazır.
IPX6 seviye suya dayanıklılığa sahip olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ayrıca yokuş çıkma konusunda da gayet iyi. Zaten hem uzun menzili ölçerken hem de birkaç tane deneme yapmıştık yokuşta. Onda gayet iyi çıkıyor. Özellikle 3. modu aldığınızda, hani optimalin biraz daha üzerinde ağırlığınız varsa da yine de gayet iyi şekilde yokuşu çıkar, her türlü yolu sizinle birlikte gider diyorum. Onun dışında benim Imovi Cruiser S ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Peki siz nasıl buldunuz bu skuterı? Ne gibi yorumlarınız var? Bunları lütfen aşağıda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca hem Imovi Cruiser S'i ya da diğer Imovi ürünlerini satın almak ya da daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz de açıklamaya sizin için bırakacağımız linke tıklayabilirsiniz diyorum. Ve eğer videomuz sizin için faydalı olduysa, hoşunuza gittiyse beğenip bir de kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Kaçar. Biraz yavaş kaçtım. Hadi bye.